Değerli basın mensupları, bugün Rusya Dışişleri Bakanı mevkidaşım Sergey Lavrov'u bir kez daha ülkemizde ağırlıyoruz. Kendileriyle en son G20 Dışişleri Bakanları toplantısı marjında Yeni Delhi'de bir araya gelmiştik. Sürekli telefonla da temas halindeyiz. Rusya depremin hemen arkasından ülkemize güçlü bir destek verdi. Arama kurtarma ekiplerini gönderdi. Özellikle Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yaklaşık 250 personel arama kurtarma çabalarımıza büyük destek verdiler. Aynı şekilde güçlü bir insani yardım desteği gördük. İnsani yardım malzemelerini ülkemize de hemen hızlı bir şekilde gönderdiler ve Rusya'nın farklı bölgelerinden de aynı şekilde yardım aldık. Kahramanmaraş ve Hatay'da Sahara hastaneleri kurdular. Hatay Erzin ilçesindeki hastane halen faal ve orada vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Dolayısıyla tüm bu destek ve dayanışma için Rusya Federasyonu hükümetine ve Rusya halkına gönülden teşekkür ediyoruz. Sergey'le biraz önce de söylediğim gibi sürekli temas halindeyiz. Yoğun bir gündemimiz var. O nedenle bugün ve dün akşam bir araya geldik. Dün akşam iftarda kendilerini ağırladık. Bugün önce baş başa 1+2 formatında bir görüşme gerçekleştirdik. Daha sonra heyetlerimizde daha geniş katılımlı, daha kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerimizin kapsamlı ve verimli olduğunu söylemek isterim. Bölgesel konuları da değerlendirdik, ele aldık. Ve özellikle tabii Ukrayna konusu bölgesel konular içinde ağırlıklı olan bir konuydu. Maalesef bir yılı aşkın süredir devam eden savaş, başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere tüm dünyaya zarar vermeyi sürdürüyor. Savaşın bir an önce uluslararası hukuk temelinde ve müzakereler yoluyla sona erdirilmesi beklentimizi bir kere daha vurguladık. Bu konuda her zaman olduğu gibi Türkiye olarak elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu tekrarladım. Biz her iki tarafla da görüşerek sorunun çözüm için gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Putin'le hem de Sayın Zelenski ile sürekli temas halinde. Ve bu görüşmeden birkaç gün önce Brüksel'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Sayın Kuleba ile de bir araya geldik ve kendilerini de Türkiye'ye davet ettim. Sergey ile bugün Tal koridorunu da ele aldık. Dün akşam da Tal koridorunu ele almıştık. İstanbul-Tal Anlaşması, diplomasi ve müzakerelerin sonuç verdiğini de aynı zamanda gösteriyor. Diğer bazı esir takası dahil bazı girişimlerde olduğu gibi. Anlaşmanın devam etmesine önem veriyoruz. Bu sadece Ukrayna'nın ve Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatı bakımından önemli değil. Dünya gıda krizinin özellikle dünyadaki her hanenin yaşadığı sorunun azaltılması bakımından da önem arz ediyor. Rus tahılı ve gübresinin ihracının önündeki engellerin de kaldırılması gerektiği konusunda da mutabıkız. Birleşmiş Milletler'le Rusya Federasyonu arasında bir anlayış var. Ve bu engellerin kaldırılması konusunda Genel Sekreter Guterres'in gayretleri var. Biz de Türkiye olarak bu gayretleri güçlü bir şekilde destekliyoruz. En son New York'ta Genel Sekreter Guterres'le Rusya'nın bu beklentilerinin karşılanması için birlikte ne yapabiliriz? Onları da değerlendirme imkanımız oldu. Bu çerçevede NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında mevkidaşlarım özellikle İngiltere ve ABD Dışişleri Bakanları'yla da bu konuyu ele aldık ve bu tahıl anlaşmasının uzatılması için bu sorunların hepsinin giderilmesi gerekiyor. Tabii bugün diğer bölgesel meseleleri de Sergey ile ele aldık arkadaşlarımızla birlikte. Özellikle Suriye'yi değerlendirdik. Bildiğiniz gibi 3-4 Nisan tarihlerinde Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde dörtlü bir toplantı Moskova'da gerçekleştirildi. Ev sahipliği ve bu toplantının hazırlanmasındaki gayretleri sebebiyle Sergey ve Rusya Federasyonu ve Dışişleri Bakanlığı'na
huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Açılışını da Sergey Lavrov bizzat kendisi yaptı. Tabii Moskova'da her ülke tutumunu ve görüşlerini şeffaf ve açık bir şekilde dile getirdi. Bu sürecin aynı şekilde şeffaf, açık bir şekilde devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir toplantıda, iki toplantıda tüm meselelerin halledilemeyeceğini biliyoruz, gerçekçiyiz. Ama diyaloğun devam etmesi gerekiyor ve istişarelerin aynı şekilde yoğunlaştırarak devam etmesinde fayda var. Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısının gündemi ve ne zaman olacağını da bugün kendi aramızda değerlendirdik. Önümüzdeki süreçte Rusya'dan gelecek haberle sizleri de bilgilendirmiş olacağız. Diğer taraftan tabii Libya konusunu da ele aldık. Ülkenin bir an önce demokratik, şeffaf bir seçime hazırlanması gerektiğine inanıyoruz. Aynı şekilde ülkenin hem siyasi olarak hem diğer unsurlarıyla birleştirilmesinin önemini vurguladık bugün. Özellikle çok sayıda milis gruplar var. Dolayısıyla Libya'nın artık birleştirilmiş bir güvenlik gücüne, askeri ve polis dahil güvenlik gücüne ihtiyacı var. Ülkenin her anlamda birleştirilmesi için çabalarımızı devam ettireceğiz. Bu konuda Rusya Federasyonu ve diğer aktörlerle yakın işbirliği içinde olacağız. Tabii Güney Kafkasya'yı da dün akşam ve bugün değerlendirdik. Özellikle Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden süreç, Türkiye-Ermenistan arasında başlayan normalleşme süreci, bu süreçlere Rusya'nın da katkısı var. Her zaman diyalog halindeyiz. Ve özellikle arzumuz tabii bir an önce Azerbaycan-Ermenistan arasında kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanması. Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrarı ve huzur için bu adımların atılması gerekiyor. Ve Rusya ile yakın istişare içinde olmaya devam edeceğiz. Temmuz ayında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını üstleniyoruz. Bu süreçte bir zirve gerçekleştirmek için çaba sarf edeceğiz. Geçen sene biliyorsunuz Haziran'da zirve gerçekleştirmeyi planlamıştık. Moldova'nın dönem başkanlığıydı ama İstanbul'da gerçekleştirecek. Fakat Ukrayna savaşı sebebiyle bu zirveyi gerçekleştiremedik. Bu örgüte önem veriyoruz ve özellikle siyasetten uzak tutulması için biz de dönem başkanlığımızda çabalarımızı sürdüreceğiz ve üye ülkeler arasındaki iletişimin tesis edilmesi konusunda da çaba sarf edeceğiz. Elbette bugünkü toplantımızda Afganistan'ı da değerlendirdik. Afganistan'da tabii Taliban'ı tanımadan angajmanımız devam ediyor ama özellikle kadınlar ve kız çocukları ile ilgili aldıkları kararları kabul etmemiz mümkün değil. Bu doğrultuda ortak mesajları Taliban yönetimine, geçici yönetime vermeye devam etmemiz lazım. Kıbrıs konusunda da görüş alışverişlerinde bulunduk dün akşam ve bugün. İkili ilişkilerimizi de farklı boyutlarıyla değerlendirme imkanımız oldu. Ve mevcut konjonktürde işbirliğimizi ilerletmek için neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi yönünde ortak bir irademiz var. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali dahil olmak üzere enerji işbirliği konularını da ele aldık. Biliyorsunuz santralin açılış töreni ilk aşamasının tabii ilk etabın 27 Nisan'da yapılacak. Diğer taraftan turizm her zaman işbirliğimizin önemli bir unsuru. Geçen sene 5.2 milyon turist Rusya'dan Türkiye'ye geldi ve önümüzdeki süreçte de bu yıl içinde de daha fazla turistin gelmesini elbette Rusya'dan bekliyoruz. Konuşmamın başında da söylediğim gibi yoğun bir gündemimiz var. O yüzden sürekli temas halindeyiz. Ve bundan sonra da temas halinde olmaya devam edeceğiz. Mevkidaşım Sergey Lavrov'a bu ziyareti ve yaptığımız verimli görüşmeler için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü kendisine bırakıyorum. Daha sonra da sorularınızı cevaplamaya çalışacağız.
Çok teşekkürler. Saygıdeğer Mevlüt, ben öncelikle Türk tarafına ve şahsen dostum Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na bizleri Türkiye'ye davet ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Misafirperver ve sıcak karşılamaları için de teşekkür ederim. Biz bu ziyareti Mart ayında gerçekleştirecektik aslında. Antalya Diplomatik Forumu'na katılmak üzere gelecektik Türkiye. Fakat ne yazık ki bu senenin başında Türkiye gerçekten benzeri olmayan bir depremle, bir faciayla karşılaştı ve Türkiye, Sayın Bakan'ın da dediği gibi, Türkiye yardım elini uzatan ilk ülkelerden bir tanesi oldu. Bu doğal afetle mücadelede Devlet Başkanımızın talimatıyla hasar gören bölgelere 200'den fazla eleman ve hekim, İsahra Hastanesi, İskenderun Limanı'nda yangın söndürmek üzere bir B-200 uçağı, 36 ton insani yardım gönderdik. Bizde de Türkiye'deki gibi kara gün dostluğu tabiri var. Biz Türk dostlarımıza her türlü zorlukta yardımcı olmaya çalışıyoruz ve hasar gören altyapının yeniden yapılması için de yapı malzemelerini tedarik etmeye hazırız. Devlet başkanlarımız bu konuda anlaştılar. Kurum ve kuruluşlar somut çalışmalar yürütüyor bu doğrultuda. Bu vesileyle ben bir kez daha Türk halkına en derin başsağlığı dileklerimi ifade etmek istiyorum ve yaralılara acil şifalar diliyorum ve hasar gören altyapının başarılı bir şekilde yeniden yapılması, onarılmasını diliyorum, temenni ederim ve bu konuda da yardımcı olmaya hazırız. Bugün ikili ve uluslararası gündemin kilit konularını değerlendirmiş bulunuyoruz. Şu konuda hemfikiriz. Bu kadar verimli olmamız ilişkilerde, ilişkimizde iki ülke lideri arasındaki samimi diyalogtan kaynaklanıyor. Geçen sene onlar tam 4 defa göz göze görüştüler. Bugün birkaç defa telefon görüşmesi yaptılar. Ve tabii ki bu tempomuzu belirliyor ve çalışmamızın dinamini belirliyor. Tüm alanlar için bu geçerli. Hem enerji, dış siyasette de lokomotif rolünü oynuyor bizim devlet liderlerimizin münasebetleri. Parlamentolar arası ilişkilerimiz de daha faal olmaya başladı. Geçen senenin Aralık ayında Ankara'yı Rus parlamentosu başkanı Sayın Volodin ziyaret etti. Mayıs ayında Karadeniz İşbirliği Örgütü Genel Kurulu toplantısı yapılacak. Bizim Devlet Duması Parlamento Başkanımız da oraya davetli ve hükümetlerimiz düzeyinde çeşitli temaslarla olabilecek temaslarla ilgili de görüş alışverişinde bulunduk Sayın Bakanlar. Bir de ilişkilerimizde lokomotif olan projelerden bahsettik bugünkü toplantıda. Özellikle Akkuyu Nükleer Santralı'nın kuruluşundan bahsedildi. Tabii bu santralin inşaatı Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirecektir. Bu arada bu vesileyle şunu ifade etmek istiyorum. 27 Nisan tarihinde santralin birinci blokuna artık nükleer enerjiyi sevk etmiş olacağız. Türkiye'de bir gaz merkezi kurulacak biliyorsunuz. Rus enerji kaynaklarının dünya pazarlarına sevk etmek üzere bir merkez kuruyoruz. Geçen sene Devlet Başkanımız, liderlerimiz bu gaz merkezinin oluşturulması ile ilgili bir karar aldılar. Bu kararın ne kadar isabetli olduğunu daha da iyi anlamış olduk. İçeri ve kültür alanında da işbirliğimiz devam ediyor. Bütün bu meseleler Karma Ekonomik Komisyonu'nun ve sıradaki toplantılarında ele alınacak diye umuyorum. Uluslararası konular arasında oldukça detaylı bir şekilde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kafkaslar, Orta Asya ve Karadeniz bölgelerindeki durumu değerlendirmiş bulunuyoruz. Özellikle Suriye meselesine ciddi önem ayırdık.
Biliyorsunuz Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler normalleşmeye başladı. Rusya'nın aracılığıyla normalleşiyor bu ilişkiler. Mart, Nisan ayında istihbarat başkanları toplandılar. Dört ülkenin daha sonra Moskova'da bakanlar yardımcıları seviyesinde dörtlü toplantı yapıldı. Ve dünden önceki gün Sayın Bakan'ın bahsettiği toplantının önemini ben de vurgulamak istiyorum. Tabii ki diğer uluslararası konular arasında, görüştüğümüz konular arasında Libya meselesi var. Libya meselesi birçok dünyayı yakından ilgilendiren bir konu. NATO bu ülkeye saldırdı ve ülke adeta yerle bir oldu. Şimdi bu ülkeyi toparlamaya çalışıyoruz uluslararası camia olarak. Defalarla bu konuda çeşitli teşebbüslerde bulundu. Hem Avrupa Birliği hem de bölgesel ülkeler yardımcı olmaya çalışıyor Libya'nın toparlanmasına. Fakat ne yazık ki istediğimiz tempolarla bu süreç ilerleyemiyor. Fakat Türk dostlarımızla hedefimiz ortak, orada bir siyasi uzlaşma sağlamak. Yani Libya'da mevcut olan tüm güçleri barıştırmak ve tabii bunun temelinde devlet yapılarını yeniden kurmak Libya'da. Bir de Filistin meselesi görüşüldü. Filistin ve İsrail arasındaki ilişkilerin onarılmasını görüştük. Ne yazık ki bu süreç ciddi anlamda sekteye uğradı diyebiliriz. Bir takım gelişme oldu. Tek taraflı tedbirler alındı. Hem Filistinliler hem de İsrailliler tarafından kimsenin onayı alınmadan ve ne yazık ki ciddi çatışmalara yol açtı. Bu adımlar daha da gerginliğin daha da artacak yol açıyor bu gibi adımlar. Ve biz bir kez daha BMGK kararlarının uygulanmasına çağrıda bulunmak istiyoruz. Filistinlilerle İsrail arasında doğrudan bir diyaloğun kurulmasına ihtiyaç var. İki devlet olarak varoluşlarını devam ettirmeleri gerekiyor. Kafkaslarla ilgili Kafkas'ta tüm taraflar arasında burada bulunan tüm devletlerin işbirliğinin sürdürülmesinin taraftarlarıyız. Ermenistan'la Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinden yanayız ve her türlü ulaşımda her türlü engellerin kaldırılmasını istiyoruz bölgede ve tabii ki savaş sonrası durumun savaş sonrası dönemde Kafkaslardaki altyapının onarılmasını da onaracağını temin ediyoruz. Продолжение работы. Мы надеемся, что некоторые devlet başkanlarımızın, işte başbakanlarımızın imzaladığı açıklamalar hala bizim buradaki işbirliğimizin temelini oluşturuyor. Bunun altını özellikle çizmeliyim. Bölge dışı ülkeler umarım bu sürece karışmaz. Bizim üçlü formatta sağladığımız mutabakatlarda taraflar uymalıdır. Bunu da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tabii Ukrayna meselesini de ele almış bulunuyoruz. Mevkidaşlarım konuyu çok iyi biliyor, takip ediyor. Biz bir kez daha şuna dikkatlerini çektik. Kolektif Batı'nın yapıcı olmayan bir gündemi var. Washington başta olmak üzere bu yapıcı olmayan siyaseti gütmeye devam ediyor. Kamuoyuna açık bir şekilde hedeflerini şöyle açıkladılar. Rusya'yı sahada yeneceklermiş, stratejik bir mağlubiyet bekliyormuş Rusya'yı ve yani ama aslında uluslararası alanda ki bir rakip görmek istemiyorlar kendilerine bağımsız, egemen politika yürüten ülkelere karşı çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar. Birleşik Milletler şartında bütün milletlerin ve devletlerin eşitliği prensibi var. Bu ilkeye aykırı olarak davranıyorlar. Rusya'yı yenecekleri zaman daha sonra sıra Çin'e gelecek. Yani öyle geliyor. Kendi ulusal çıkarlarını koruyan her bir ülkeyi böylece sındırmaya çalışıyorlar.
kendi ABD'nin çıkarlarına tabi herkesin ABD çıkarlarına uymalarını, onların gündeme tabi olmalarını bekliyorlar. Bir kez daha altını çizmek istediğim bir husus var. Kiev'den, Washington'dan defalarca yapılan bir takım açıklama var. Bu açıklamalarda hiçbir şekilde savaşı durdurmak, savaşı durdurmak yanlış, görüşmelere yani görüşmelerin yapılmasına gerek yok diyorlar. Görüşme masasına oturmaya karşı çıkıyorlar. Tabii ki biz bunun dürüst olmayan bir tutum, bir tavır olduğunu düşünüyoruz. Biz hiçbir zaman görüşmelerden imtina etmedik. Fakat bu görüşmeler ancak bizim haklı çıkarlarımızın ve hassasiyetlerimizin dikkate alındığı durumunda yürütülebilir. Biz defalardan bu hassasiyetlerimizden, bu çıkarlarımızdan bahsettik. Hem batılı mevkidaşlarımızla görüşmelerde, NATO'yla ortak toplantılarımızda defalarca bahsettik bunlardan. Fakat bize bunun yerine sadece akıl vermekle yetindiler. Bizim haklı çıkarlarımızı göz ardı ettiler. Ukrayna'yla ilişkimiz sizi ilgilendirmiyor dediler bize. Yani ve bazı uluslararası uzmanlar şu ya da bu ülkenin temsilcileri arada sırada çeşitli girişimlerde bulunuyorlar. Bu girişimler Rusya'yı ve Ukrayna'yı görüşme masasına oturtalım diyorlar. Ama bu bir semptomdur. Aslında bu mevcut durumun belirgin belirtilerinden bir tanesidir. Amerika hegemon olmak istiyor. Herkese kendi tavrını, kendi tutumunu empoze ediyor ve yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışıyor. Yani tek taraflı olarak bu dünya düzeninin kurulduğu kuralları tespit etmeye çalışıyor. Fakat Rusya dünyanın dünya ülkelerinin ekseriyetiyle beraber bu yeni dünya düzeninin Birleşmiş Milletler şartına dayalı bir düzen olmasını istiyor. Ama kolektif batı Birleşmiş Milletler kararlarını açıkça ihlal ediyor. Birleşmiş Milletler şartını açıkça ihlal ediyor. Черноморской инициативы Генерального секретаря ООН Гутерреша. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le tahıl anlaşmasını görüştük. Bu bir paket anlaşmaydı. Hem Ukrayna tahıllarını hem de Rus gübreleri ve tarım ürünlerini ilgilendiren bir anlaşmaydı. Fakat Ukrayna tahıllarının sevkiyatıyla ilgili bölümü uygulanıyor. Ciddi istatistiklerimiz var bu konuda. Fakat ve bu tahılların aslan payı ciddi indirimlerle, iskontolarla herhangi bir kontrolden geçmeden Avrupa'ya sevk ediliyor. Avrupa'da da üreticilere çeşitli sorunlar çıkartıyorlar. Avrupa Birliği üreticilerinin orada şikayetleri var. Горячие дискуссии, но tartışmalara yol açtı по сути bu durum. Дела, вся вот эта вот Aslında, украинская часть Черноморской инициативы выродилась в коммерческий вывоз Karadeniz girişiminin Ukrayna kısmı Ukrayna tahıllarının sevkiyatıyla sınırlandı. При снятии bir de требований, которые предъявляются к такого рода товарам, İmtiyazlı bir şekilde sevk ediliyor. Fakat fakir olan, gerçekten fakir olan ve bu tahıllara muhtaç olan ülkeler, insani yardıma muhtaç olan ülkeler bu tahılların sadece %3'ünü alabiliyor. Anlaşmanın Rus bölümü, Rusya'yı ilgilendiren kısmı, Birleşmiş Milletler'le bununla ilgili bir mutabakat zaptı imzalandı bu arada. Rus kısmı uygulanmıyor. Yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres sürekli çağrılarda bulunuyor batı ülkelerine. Fakat nafile.
onlar hiçbir karşılık vermiyor buna. Çeşitli Rus tarım ürünlerinin sigortalanması, sevkiyatı, sevkiyatıyla ilgili engeller hala devam ediyor. Hatta daha sert hale getiriliyor bile diyebilirim. Türk meslektaşlarımızla ileride bütün bu durumu her yönüyle görüşmeye devam edeceğiz. Genel sekreterin imza attığı girişim batılı mevkidaşlarımız tarafından doğrudan engelleniyor. Gördüğünüz gibi dışişleri bakanlıklarımız arasında istişarelere devam etmeye kararlıyız. Bizim bununla ilgili bir planımız var. Bu ziyaretten memnunum. Temaslarımızı devam ettireceğiz. Her halükarda Sayın Bakanı Rusya Federasyonu'na davet ediyorum. Birçok uluslararası etkinliğimiz olacak. Mutlaka bu etkinliklerin marjında görüşeceğiz. İlginize teşekkür ederim. Betül Usta, Sabah Gazetesi. Sorum her iki bakana da olacak. Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için Türkiye'nin somut girişimleri oldu. Tahıl koridoru, esir takası gibi. Tahıl koridorunun uzatılması 120 gün beklenirken bu 60 gün oldu. 60 gün dolduğunda Rusya'nın talepleri ne olacak? Sayın Bakan da bahsetti ama daha somutlaştırmak mümkün olur mu bunu? Öte yandan savaşın bahar aylarında daha da şiddetlenmesi bekleniyor. Sizin öngörünüz burada nedir? Ve bu bağlamda Türkiye'nin önümüzdeki dönemde arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık rolüyle alakalı değerlendirmelerinizi alabilir miyim? Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum sorunuz için. Biliyorsunuz İstanbul Tağlı Anlaşması Temmuz ayında, geçen sene Temmuz ayında imzalanmıştı. Ve birkaç defa uzatıldı ama en son sizin de söylediğiniz gibi 120 gün değil 60 gün için uzatıldığını Rusya açıkladı. Ve müşterek koordinasyon merkezinde de toplam 111 personel var. Gemilerin özellikle denetimden geçip gideceği ülkelere tahıl ürünlerini ulaştırması için önemli bir görev üstleniyor. Bugüne kadar Ukrayna'nın 3 limanından 866 gemi, yaklaşık 27 milyon tondan fazla tahıl ve gıdayı sevk etti. Sonuçta tabii bu dünyaya bir, yani dünyada bir gıda fiyatı istikrarının getirilmesine de önemli bir katkı sağladı. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Sayın Putin'le her görüşmesinde en az gelişmiş ülkelere bu buğdayın gitmesi yönünde düşüncelerini vurguladılar. Ayrıca Rus tahılının bir miktarının Türkiye'ye getirilmesi ve burada un haline öğütülerek un haline getirildikten sonra en az gelişmiş ülkelere bu unun ulaştırılması konusunda bir işbirliği süreci başladı. Katar da buna destek veriyor. Dolayısıyla bu bir kriz devam ediyor, savaş devam ediyor ama bu tür adımlarla da dünya gıda krizinin en az düzeyde hissetilmesi için önemli çaba sarf ediyoruz. Tabii burada Rus tahıl, gübre ve amonyağının da ihracatının sağlanması için BM ile Rusya arasında bir anlayış birliği var. İstanbul'da bir anlayışa vardılar. Bunun da aynı şekilde sağlanması önem arz ediyor. ABD ve Birleşik Krallık ödemeler ve sigorta konusunda bazı adımlar attı ama sorun halen devam ediyor. Ve özellikle bankaların bu ürünlerin yaptırıma dahil edilmemesine rağmen ödemeler konusunda adım atmadığını görüyoruz. Ve New York'ta Guterres'le görüştüğümüzde Türkiye BM olarak bu konuda ilave ne yapabileceğimizi bazı somut öneriler üzerinde değerlendirdik. Diğer taraftan tabii
Rus amonyanın gübresinin bazı Batı ülkeler üzerinden Hollanda, Estonya, Letonya gibi Afrika ülkelerine gönderilmesi konusunda bir adım atıldı. Ama tabii tam olarak sorun çözülmedi. Bunu söylemek durumundayız. Burada adil olmak zorundayız biz. Bunu söylediğimiz zaman bazen bize siz Rusya'yı mı destekliyorsunuz? Hayır, biz Rusya'yı desteklediğimizden değil. Zaten biz Rusya'dan tahıl ve gübre ithal ediyoruz. Önemli olan bu anlaşmanın devamı için Ukrayna'dan tahıl ve gübrenin ihracatının devam edebilmesi için varılan mutabakatların uygulanması lazım, yerine getirilmesi lazım. Bizim söylediğimiz bu. Mesela Rusya Federasyonu'nun Ziraat Bankası halen sivil sistemine dahil edilmedi. Bu konuda da sorun devam ediyor. Diğer taraftan Rusya'nın bazı talepleri var. İşte Tagliat, Odessa, Amonyok boru hattının tekrar açılması gibi. Biz hem Rusya tarafına hem Ukrayna tarafına tabii bu tahıl anlaşmasıyla diğer konuların ya da bu Rusya'nın taleplerinin karşılanmasıyla diğer bazı konuların birbirinden ayrılması gerektiğini söylüyoruz. Kendi mecrasında esir takası ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Kendi mecrasında nükleer santral ile ilgili Rosatom'la Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında görüşmeler devam ediyor. Biz de bunu kolaylaştırıyoruz, ev sahipliği yapıyoruz. Başka platformlarda da görüşüyorlar. Ama bu süreçte bizim özellikle tabii savaşın sona erimesi konusundaki samimi düşüncemiz ve çabalarımız ortada. Maalesef bu mümkün olmadı. Aslında İstanbul'da epeyce bir yakınlaşma olmuştu. Antalya'da Lavrov'la Kuleba'yı da bir araya getirdik ama o ilk toplantıydı. Oradan bir şey beklenmiyordu. Fakat İstanbul'daki toplantıdan sonra biz umutlanmıştık ama bir yılı geçti. Bundan sonra da çabalarımız devam edecek. Bahar ayında tekrar bir tırmanma olacağına dair endişeleri biz de Türkiye olarak paylaşıyoruz. Ve biz Türkiye olarak her zaman şunu söylüyoruz. Bu savaşın kazananı olmaz, barışın kaybedeni olmaz. Adil bir barışın tabii ki. Ve bu sorunun, bu savaşın da müzakereyle sona erdirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ve bu doğrultuda çabalarımızı sürdüreceğiz. Bunun için de dengeli, objektif yaklaşımımızı, politikalarımızı, ilkeli politikalarımızı da aynen devam ettireceğiz. Teşekkürler. Sayın Bakan hemen hemen tüm mevcut sorunları hemen hemen tamamını anlattı. Rus gübrelerin ve Rus tarım ürünlerinin sevkiyatı ile ilgili olan problemleri kastediyorum. Batılı mevkidaşlarım sürekli şundan dem vuruyor. Çok iyi bildikleri gerçekler var. Ne tahıl ne de gübre aslında yaptırım listesine dahil edilmedi. Bu yaptırım listelerinde gerçekten ne gübre ne tahıl var. Fakat gerisi mevcuttur. Saygıdeğer dostum zaten bundan bahsetti. Hem SWIFT ödeme sisteminden kesildik. Hem de yüklerimizi sigortalayamıyoruz. Limanlara giremiyoruz. Akdeniz limanlarına giremiyoruz mesela Rus gemileri olarak. Yabancı gemiler ise bizim limanlarımıza giremiyor vesaire. Yani Sayın von der Leyen hanım ve gıda probleminin çözülmesinin ateşli taraftarları gübre ve tahılların yaptırımlara tabi olmadığından dem vursa da aslında bize şunu demeye çalışıyorlar: siz gübrelerinizi ve tahıllarınızı, Rus tarım ürünlerinizi depolayın, hiçbir yere sevk edemeyeceksiniz nasıl olsa. Dolayısıyla biz bu tahıl anlaşmasını bir kere uzattık, 220 günlük bir uzatmaydı. Fakat bu problemleri gerçek anlamda çözmek isteyen kimseyi görmediğimiz için ve artık vicdanlarına seslenmekten bıktığımız için evet biz biraz bir gerginliğin tırmanmasına izin verdik. Anlaşma
anlaşmayı askıya aldık. Şimdi de 60 günlük bir uzatma söz konusu. Fakat Rus gübrelerin ve Rus tarım ürünlerinin sevkiyatında herhangi bir gelişme olmazsa o zaman bu anlaşmaya ihtiyacımız var mı diye konuyu sorgulayacağız. Dayanışma koridorları diye Avrupa Birliği'nin bir girişimi var. Avrupa girişimi şöyle bir şey teklif ediyor. Ukrayna tahıllarını ve ürünlerini Avrupa'ya ihraç etmek, kara yoluyla da ihraç etmek istiyor. Giriş konuşmasında dediğim gibi bunu imtiyazlı bir şekilde yapacak. Aslında Avrupalıların kendi ürünleri, Avrupa üreticileri bununla ilgili protestolar yapıyor. Onların çünkü ucuz Ukrayna tahıllarından dolayı pazar işte olumsuz yönde etkilendi. Üreticiler, Avrupa üreticileri bunu protesto ediyor. Avrupalıların ürettikleri malları uygun fiyatlardan satamıyorlar. Eğer böyle bir durum ortaya çıktıysa eğer, o zaman bu tahılları niçin fakir ülkelere vermiyorsunuz. Sen Guterres gıda krizinden bahsetti. Zaten bu girişimi ilgili ülkelere yardım anlamında başlattık. Fakat sevk edilen tahılların aslan payı Avrupa Birliği'ne gidiyor. Dolayısıyla yani onlar dürüstçe Sayın Guterres'in tekliflerine dürüstçe yaklaşmak istemiyorlarsa o zaman ilgili ürünleri kara yoluyla Ukrayna'dan sevk edebilirler. Nehirlerden, yollardan bununla ilgili lojistiği de geliştirdiler. Biz ise o zaman bu girişimin dışında da adımlar atarız. Katar'la, Türkiye'yle bu sevkiyatı devam ettiririz. Zaten devlet başkanımız fakir olan fakir ülkelere ihracatımız devam edecek. Tahıllarımızın sevkiyatı devam edecek dedi. Barış anlaşmasına, daha doğrusu barış görüşmelerine gelince şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. 2014 senesinde Şubat ayında şöyle bir olay oldu. Almanya, Fransa tarafından Almanya ve Fransa'nın garantör ülke olarak imza attığı bir mutabakat sağlandı. Ama daha sonra Kırım'da daha sonra darbe oldu. Ertesi gün darbe oldu ve Kırım'da yaşayanlar bu darbeyi kabul etmedi. Ukrayna bu insanları tehdit altına aldı. Bu insanlara karşı askeri harekat başlattı. Ve daha sonra da imzaladığımız Minsk anlaşmalarını tamamen görmezden geldiler. Halbuki Birleşmiş Milletler kararı tarafından onaylanan bir anlaşmaydı. Şimdi ise Ukrayna'yı silahlandırmak için aslında bir araya ihtiyacımız vardı. Minsk anlaşmalarını bunun için kabul ettik diyorlar. Yani Ukrayna Rusya Federasyonu'na bir tehdit oluştursun diye çalıştılar. Minsk anlaşmalarını böyle bir bahane olarak kullandılar. Nazi Almanya'sı aynı şekilde ülkemize saldırmak üzere bir takım ülkeyi kışkırttığı gibi Batı burada da modern Ukrayna'da Nazi ideolojisinin hortlamasına katkılar sağladı. 2014 senesinden bu ideoloji Ukrayna'ya hakim oldu ve bu neonazi ideoloji ve niyetler Rusya Federasyonu'na karşı istismar edilmeye başlandı. İşte
bu kriz, Ukrayna krizi böyle başladı. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Batı bütün bunları Rusya'yı zayıflatmak için yaptı. Rusya ile Ukrayna arasındaki işbirliğine son vermek, ülkeleri halklarının refahının refaha ulaşmasını engellemek için yaptılar. Yani birileri en demokratik dünyanın en demokratik ülkesine saldırdı diye bir şey yok. Zelenski'nin Nazi rejimi bunu bu şekilde lanse etmeye çalışsa da bu böyle değil. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Biz görüşmeler yapmaya hazırız. Fakat mevcut realiteleri dikkate almaları lazım. Bizim haklı hassasiyetlerimiz ve taleplerimiz var. Özellikle bizim güvenliğimizin tesisi açısından. Ve живут на Донбассе, Донбасс'ta yaşayan ve Donbass'a komşu olan topraklarda yaşayan insanların haklarını korumak var. Onlar yüzlerce sene boyunca Rus kültüründe yaşıyorlar. Rus kimliklerini muhafaza etmeye hakları var. Atalarının yaşadığı gibi ve yaşamaya hakları var. Çocuklarını ve torunlarını bu şekilde yaşatmak istiyorlar. Bir bakın, dünyanın en demokratik hükümeti ne gibi kanunlar çıkardı? Rus dilini yasakladı, Rusça yazan medyayı yasakladı. Ukrayna halbuki Ukrayna medyasıydı, yani Ukrayna menşikli medyaydı. Rus sanatçılar Ukrayna'da konser veremiyor. Rusça kitaplar yasaklanıyor. Ve Ukrayna'da mesela Odessa şehri 2. Katarina tarafından kurulan bir şehir. Anıtları, heykelleri kaldırılıyor ve bütün bu siyaset demokrasi adı, yani demokrasi olarak adlandırılıyor. Hani bir bakın, benim elimizde, bizim elimizde şöyle bir belge var. Daha doğrusu çeşitli belgeler var. Ukrayna hükümeti Rusça konuşan vatandaşlar için ne gibi tabirler kullandıklarına dair. Onlar, bu vatandaşlar Birleşmiş Milletler şartı şartında mevcut olan prensiplere uygun olarak kendi dillerini konuşabilir, kendi kimliklerini yaşayabilir. Biz çok önceleri, yani hemen hemen 10 sene boyunca uyardığımız şeyi artık hayata geçirmek zorunda kaldık. İyi günler saygıdeğer bakanlar. Ramina Zeynalova, TASS haber ajansını temsil ediyorum. Her iki bakana da olacak benim sorum. Sergey Bey, ilk sorum size olacak. Daha önce Rus tarafı bakan yardımcıları istişarelerinde Suriye, Türkiye, İran ve Rusya toplandılar. Bir takım bakanlar toplantısı için bir takım tarih teklifleri oldu. Mayıs'ın başında veya Nisan'ın sonunda böyle dörtlü toplantı yapılabilir mi? Sayın Türkiye Dışişleri Bakanı ile konuyu görüştünüz mü? Türkiye ile Şam arasında diyalog normalleşmesi ile ilgili ne gibi adımlar öngörülüyor? Bir de Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcimiz Vasili Nebenzi'de şöyle bir yorumda bulundu. Amerika, eğer isterse biz Dışişleri Bakanları seviyesinde görüşebiliriz. Antony Blinken'le görüşebilecekmişsiniz 24-25 Nisan tarihlerinde iki ziyaretinizi встречу в штаб-квартире ООН. И вопрос турецкой стороне, если позвольте, господин Чавушоглу, как турецкая сторона расценивает ход расследования по диверсиям на северных потоках? Не считает ли Анкара, что отсутствие реакции Запада может создать опасность президентской конференции? Спасибо. Нормализация отношений между Россией и Арабскими Эмиратами.
savunma bakanları, istihbarat başkanları ve bakan yardımcıları seviyesinde toplantıların yapılması başı başına bir başarı. Geçen sene Aralık ayında yapıldığı ilk toplantı, Mart ayında, Nisan ayında sıradaki toplantılar düzenledik. Fakat bir karışta, bir adımda çözemeyiz bu gibi sorun konuları ve problemleri, temasları güçlendirmemiz lazım, şeffaflığı artırmalıyız, karşılıklı güven sağlamalıyız ve eninde sonunda bir çıkar dengesi sağlamalıyız. Her bir tarafın kendi haklı çıkarları var. İşte çıkış noktamız budur. Biz aracı rolünü üstlendiğimizde bunu, bu süreci bu şekilde gördüğümüzü ifade ettik. Mevkidaşlarımız iyi ki bu fırsattan yararlandılar. Tabii bakanlar toplantısını yapabiliriz. Bakanlar toplantısına hazırlığımız devam ediyor. Bakan yardımcılarının dünden önceki toplantısı zaten bununla ilgiliydi. Moskova'da görüştüler ve hazırlık aşamasında tarih konusunu da görüşüyoruz. Her dört taraf için uygun olan tarihleri belirleriz. Sayın Nebenzia'nın açıklamasına gelince, aslında bir alıntı çıkardılar konuşmasından. Medyaya yansıdı bir yıldırım başlığıyla, yani Blinken'le New York'ta görüşecekmişim. Sayın Nebenzia bunu boş yerde söylemedi. Onu adeta sorguya çektiler. Lavrov Blinken'le görüşecek mi? Bu tarz böyle planları var mı? Kendisi eğer bize bununla ilgili bir talep gelirse bu talebi değerlendiririz. Bu zaten bizim genel yaklaşımımız. Biz hiçbir zaman diyalogdan kaçınmıyoruz. Blinken G20 bakanlar, dışişleri bakanları toplantısında ayaküstü görüşmeyi teklif etti. Ben reddetmedim. Böyle bir görüşmeyi yaptık. İşte durum böyle. Bizim tavrımız her halükarda değişmiyor. Yani ciddi bir toplantıya, ciddi bir görüşmeye hazırız. Çok teşekkür ediyorum. Kuzey yakın boru hatlarına ciddi saldırılar oldu. Dolayısıyla dünyada zaten Ukrayna Savaşı ile başlayan enerji krizini daha da tetikledi. Biz Türkiye olarak özellikle bölgemizde enerji krizinin etkilerini azaltmak için her ne kadar yeni bulduğumuz doğalgaz sistemimize önümüzdeki günlerde bağlanacak olsa da halen dışa bağımlıyız. Buna rağmen bu krizin azaltılması konusunda önemli bir de görev üstleniyoruz. Bu ciddi bir saldırıdır. Dolayısıyla bu saldırının kimin tarafından neden yapıldığına dair soruşturmanın yapılması gerekiyor. Bu soruşturmanın uzmanlar tarafından, bağımsız uzmanlar tarafından oluşan bir kuruluş tarafından yapılması gerekiyor. Ve tüm taraflar bunun içinde olması gerekiyor. Ve neticesinin de ortaya çıkması gerekiyor. Açık, şeffaf bir soruşturma mutlaka yapılmalıdır. Türkiye'nin düşüncesi budur. Ben konuyla ilgili birkaç cümle ilave etmek istiyorum. Dün sanırım şöyle bir şey okudum. İsveç temsilcisi bununla ilgili bir yorum yaptı. Tekrar şunu dedi, Rusya prensip olarak soruşturmaya katılabilir fakat şimdilik katılamaz. Çünkü İsveç acaba İsveç'te sorumlu olabilir mi? Önce bunu tespit etmemiz gerekiyor. Eğer bu bilgiler gizli ise demek ki bizi bu soruşturmaya katmak istemiyorlar. Fakat oradaki doğruyu tespit etmeye yönelik tüm teşebbüs ve bizim çıkarlarımızı ilgilendiren konularda Salisbury'deki zehirlenme, Navalny'nin sözde zehirlenmesi, Malezya, Boeing'in düşürülmesi 2014 senesinde haklı taleplerimiz hep reddedildi. Çok ciddi bir argüman sundular bizlere. Bu soruşturmalar gizli. Salisbury ile ilgili Theresa May highly likely, yani büyük bir ihtimalle
Rus ajanları azmettirdi. Rus ajanları gerçekleştirdi bu cinayeti. Fakat biz ek bilgi istediğimizde gizlidir, ulusal güvenliğimizi zedeler, bahaneleriyle herhangi bir cevap vermediler. Bundeswehr kliniğinde Navalny daha sonra tetkikten geçti ve bu tetkik sonuçlarını bizimle paylaşmadılar. Yine gizlidir dediler. Gizlidir bahanesiyle. Malezya Boeing ile de aynı durum yaşandı. Biz elimizdeki tüm verileri paylaştık. Radarlardan aldığımız kayıtları paylaştık. İngiltere bizimle bilgilerini paylaşmadı. Amerika uydulardan Rusya'nın arkasında durduğunu biz gördük. Fakat yine kayıtları paylaşır mısınız bizimle dediğimizde bu kayıtlar gizlidir dediler. İngiltere mahkemesi yine aynı şeyi söylüyor bu patlama olayında. Artık yani yapacak bir şey yok. Rusya'nın национальной безопасности, то бишь секретности. Поэтому у меня, честно говоря, очень мало надежд на то, что те, кто занимается национальными расследованиями, найдут в себе силы преодолеть приказ. Hiçbir şekilde açıklanmıyor, hiçbir şekilde bilgileri paylaşılmıyor. Yani bir jandarma var, bu jandarmanın adeta talimatları ve telkiniyle hareket ediyorlar. Gizli ise, gizli diyorsa o zaman gizlidir demek, paylaşmıyorlar. Sorum her iki bakana da olacak. Özellikle İsrail'in Mescid-i Aksa baskınından sonra bölgede gerilim yükseldi. Tansiyon da her geçen gün artıyor, düşmüyor. Bu konuda sorunun çözümü, gerilimin düşmesi için bir temas, görüşme olma ihtimali var mı? Diğer yandan sorunu Rusya nasıl görüyor orada yaşananları? Uzun zamandır çok taraflı süreci canlandırmaktan yanayız. Filistin-İsrail arasındaki süreci yeniden başlatmak istiyoruz. Rusya, Avrupa Birliği, ABD ve Birleşmiş Milletler dörtlüsü var bu süreçten sorumlu olan. Bir de Arap Ligi devletinin de sürece katılması öngörülüyor. İşte bu taraflarla somut anlaşma sağlayabiliriz. İki devlet olarak yaşaması öngörülüyor İsrail ve Filistin. Fakat bu dörtlü format uzun zamandır toplanamıyor. Çünkü Batı, daha doğrusu ABD bu süreci engelliyor. Ne yazık ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri adeta gölgeye çekildi. Aslında bu dörtlünün toplanmasına çağrıda bulunmalı. Ama herhalde ABD'yi irite etmek, kızdırmak istemiyor. Anladığım kadarıyla yani ABD'nin kendi planı var. Doğrudan İsrail'i Filistin'i görüştürebiliriz diyor. Fakat Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olmayan teklifler sunuyor bildiğimiz kadarıyla. Yani medya sızan bilgilere göre. Öncelikle İsrail'in Ramazan ayında Harem-i Şerif'in kutsiyetini ve tarihi statükosunu ihlal eden bu saldırısını lanetliyorum. Ve burada özellikle ibadet eden Müslümanlara yönelik İsrail polisinin muamelesi kabul edilemez, insanlık dışıdır. Cumhurbaşkanı Herzog ve Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Sayın Cumhurbaşkanımızın Herzog'la telefon görüşmelerinde Eli Cohen Türkiye'yi ziyaret etti. Gerek bizim görüşmemizde, gerekse Cumhurbaşkanımızın kabulünde Mescid-i Aksa'nın statüsünü koruyacaklarına dair taahhütlerini de yenilemişlerdir. Geçen sene de Ramazan ayında bir gerginlik olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın telefon açmasıyla son 10 günde özellikle Ramazan'ın son 10 gününde Müslüman olmayanları Mescid-i Aksa'ya sokmayarak bu gerginliğin azaltılmasına bir katkı sağlamıştı o zamanki yönetim. Ama bugün maalesef İsrail'de güvenlik işleri en ırkçı, en faşist bir siyasetçiye verilmiştir. Ben Gebre'ye vermiştir. Daha önce de provokasyonlarda bulundu. Tabii bizim İsrail'e çağrımız gerek Mescid-i Aksa'ya yönelik bu saldırılar, gerekse biraz önce durdurduklarının haberini aldık.
hava saldırılarını kalıcı olarak durdurması gerekiyor. Tabii ayrım gözetmeksizin bu orantısız saldırı ve İsrail'in bu siyasetini kabul etmemiz mümkün değil. Daha önceki provokasyonlardan sonra İslam İşbirliği Teşkilatı'nı olağanüstü topladık. Yine bu saldırılardan sonra İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi herkese açık bir şekilde olağanüstü toplanacak. Genel Sekreterlik'le, Büyükelçiliğimizle temas halindeyiz. Diğer taraftan bu geriliminin kazananın olmayacağını her zaman söylüyoruz. Kalıcı çözümün de yöntemi belli. Tüm dünya kabul ediyor. İki devletli bir çözüm. Yani bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve Doğu Kudüs'ün bu devletin başkenti olması gerekiyor. Ama genel anlamda söyleyeyim, son zamanlarda bugün Sergey ile aslında bunu da değerlendirdik. Yani İslam düşmanlığı saldırıları özellikle Baltık ülkelerinde başlayan bazı Hollanda gibi ülkelerde devam eden İslam düşmanlığına ve nefrete, İslam düşmanlığı ve Müslümanların kutsiyetlerine saldırı haddini aşmıştır. Kur'an-ı Kerim yakmaları vesaire. Biz hangi din, hangi inanç olursa olsun değerlere saldırılmasına karşıyız. AGİT genelinde özellikle antisemitizmle mücadele önemli ama İslam düşmanlığı ve Hristiyan düşmanlığı gibi tüm nefret söylem ve eylemlerine karşı ortak mücadele etmemiz gerekiyor. Bizim inancımıza göre bunların hepsi insanlık suçudur. Diğer taraftan sorunuzun ikinci kısmında herhangi bir temasınız olacak mı dediniz. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle temasımız var. Bugün ayrıca Filistin Dışişleri Bakanı ile Riyad Malki ile de görüşeceğiz. Yine İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile de telefonla görüşme talebini arkadaşlar iletti ama Sergey ile toplantılarda olduğumuz için görüşemedik. Bugün mümkün olursa saatlerimiz uyuştursa kendisiyle de görüşeceğiz. Bu düşüncelerimizi, endişelerimizi aktaracağız. Biz Türkiye olarak İsrail ile yeniden bir diyalog başlattık. Ama şunu herkes bilsin ki başta İsrail bu Filistin davası pahasına olamaz. Filistin, Mescid-i Aksa ve Kudüs konusu bizim kırmızı çizgimizdir her zaman. Ve bu konularda bu davadan hiçbir zaman taviz vermeyiz. Ama sorunun ve gerginliğin azaltılması ve çözülmesi konusunda da Türkiye önemli katkı sağlayabilir. Yeter ki bu anlayış ve samimiyet İsrail tarafında da olsun. Teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler. Argumenti Fakti gazetesi Vladislav Vorobyev benim adım. Sergey Bey, şu konuda yorumlarınızı rica ediyorum. Türkiye'de seçim kampanyası başladı. Sizce adayların şansları nedir, perspektifleri nedir ve Rusya kimleri destekliyor bu kampanyada? Bir de şöyle bir sorum var. Çok böyle enteresan bir şey söylediniz. Az kaldı dediniz. Dünya artık tabii ki birden böyle irkildi, korkmaya başladı. Zaten yani birazcık durumu canlandırmak için söyledim bunu. Kastım az kaldı demekle doğru ve doğru olan kazanacak. Gerçek olan kazanacak, onu anlatmaktı. Tabii ki bu zamana bağlı, fakat tarih ilk sorunuza gelince beni kimseyle karıştırmadınız değil mi? Başkasıyla karıştırmadınız. Sizi Amerika temsilcilerinin basın toplantılarına davet ediyorum. Orada Amerikalılara bu tarz sorular yönlendirebilirsiniz. Halbuki Rusya hiçbir zaman kimsenin iç işlerine karışmaz. Şu ya da bu ülkede herhangi bir tartışmaya katılmaz. Seçim süreçlerinin bir parçası değiliz kesinlikle. Biz daima partnerlerimizin demokratik prosedürleri icabı, şeffaflık prensipleri icabı kendi demokratik prosedürlerini icra ettiriyorlar. Gözlemci ülkeler de bu süreçlere bazen katılıyor fakat
Türkiye gibi egemen bir ülkenin kendi bileceği iştir bu. Halbuki batılı ülkeler, Amerika, yani seçim varsa da yoksa da bir ülkede ilgili ülke, mesela Çin, şunu yapmalı veya bunu yapacaktır diyor. Avrupa Birliği'ne de Zelenskiy ile görüşeceksiniz veya şurada veya şu şekilde Rusya'yla çalışacaksınız, Rusya üzerine baskı kuracaksınız diyorlar. Hindistan'la da aynı şekilde çalışıyorlar. Mesela bir temsilci, Hindistan kendi ulusal çıkarlarını doğru kavramalı, doğru değerlendirmeli dedi. İşte bu bir aslında arsızlıktır diyebilirim. Yani bunu ama kimse bunu açık bir uslupla dile getiremiyor maalesef. İşte Amerika Birleşik Devletleri bu tarz diplomasi açısından hiç de hoş olmayan açıklamalara yetinmemekle kurdukları STK'ları da kullanıyor. Veya yerli şu ya da bu kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurarak dünyanın dört bir yanında renkli devrimler düzenliyorlar. Ukrayna'da da bunu yaptılar. Не постесняются сделать и в любой другой стране. Her ülkenin dört bir yanında buna el atabilirler bu tarz süreçlere. Yani renkli devrim onların bileceği, bildiği bir iş. Zaten mevkidaşım AGİT'ten gözlemci beklediklerini, Avrupa Konseyi'nden gözlemci beklediklerini söyledi. Dolayısıyla bu gözlemciler herhalde seçimlerden sonra değerlendirmelerini yapacaktır. Ama şundan çok eminim, Türkiye defalarca hem şeffaf hem de demokratik seçimler geçirdi. Bu konuda başarılı olduğunu defalarca kanıtladı. Çok teşekkür ediyorum. Aslında sorunuzu biraz garipsedim. Ama Sergey Lavrov'a cevabı için çok teşekkür ediyorum. Tabii Sergey'in de söylediği gibi Türkiye demokratik bir ülkedir. Demokratik ve şeffaf seçimler gerçekleştiriyor. Atatürk çok güzel söylemiş, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Dolayısıyla her seçimde kararı bizim milletimiz verir. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da son 6 seçimdir biliyorsunuz. Bir kanun değişikliğiyle oy hakkı verildi. Onlar da yurt dışından katkı sağlıyor. Dolayısıyla milletimiz karar verecek. Rusya veya herhangi bir ülkenin Türkiye'deki seçimlere karışmasını biz hiçbir zaman arzu etmeyiz. Rusya'dan da böyle bir niyet hiç görmedik zaten. Ama maalesef bu konuda çifte standartlar var mı? Var. Daha dün Brüksel'den geldim. Oradaki arkadaşlarımız anlattı. Bazı ülkeler, özellikle o ülkelerde yapılacak seçim kampanyası ile ilgili PKK'ya bağlı HDP ve CHP'nin taleplerini karşılarken Cumhur İttifakı'nın taleplerini değişik bahanelerle reddediyorlar. Farklı yöntemlerle müdahale etmeye çalıştıklarını biliyoruz. Diğer taraftan tabii seçim gözlem heyetlerini de ülkemize davet ettik. Gerek AGİT gözlemcilerini, AGİTPA aynı şekilde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ni davet ettik. Ama daha önce de olduğu gibi yine buraya gözlemci olarak geldiği zaman HDP, PKK'ya destek veren bazı milletvekillerini de uyarılarımıza rağmen listeye dahil etmişler. Daha önce de bu açıkça taraf tutan gözlem, bunlar objektif gözlemde bulunamazlar. Daha önce de girişlerine izin vermediğimiz gibi bu iki tane gözlemcinin ülkemize girişine de müsaade edemeyiz. Çünkü bu seçim şeffaf ve demokratik olmalı. Ama gözlemciler de aynı şekilde objektif ve dengeli olmalı. Gelip de başka partilerin kampanyasına veya herhangi bir partinin kampanyasına katılan gözlemcinin gözlemci olamayacağı da aşikardır. Bunun örneklerini farklı ülkelerde de gördük. Sonuçta inşallah 14 Mayıs'ta milletimiz özgür iradesiyle Türkiye'yi kimin yöneteceğine karar verecek. Biz inanıyoruz ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı milletimiz güçlü bir şekilde tekrar Cumhurbaşkanı seçecektir. Bunu da kayda geçirmek istiyorum. Ve bu doğrultuda da biz seçim kampanyalarımızı özellikle yeni depremin etkilerinin ortadan kaldırılması ve yeniden inşa ve ihya
öncelikli olmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Teşekkür ediyorum. Sergey, thank you very much. Спасибо большое.